Vildan'la Cüneyt neredeler edin? Vildan biraz rahatsız hayatım. Cüneyt de şimdi iniyor. Peki. Hepinize afiyet olsun. Eli öpülecek adamsın Namık'cığım. Kitap okumakla adam olunmuyormuş demek ki. O yiğitin gelip senin elini ayağını öpmesi gerekir. Abartma abla. Handan Hanım haklı. Seni sorguya çekmesine rağmen oğlunu kurtardın. Kimse yapmaz Namık. Annesiyle kız kardeşi sanki yüzümüzü hiç yere eğmemiş gibi, değil mi? Söyleyeceklerim bitti mi anne? Hayır, daha çok var ama terbiyem müsaade etmiyor. Ne ağlıyor? Ne yaptıysam susturamadım. Sen ver bakayım onu, ver. Ver bakayım bana. Ver, ver. Gel bakalım yakışıklı. Gel bakalım. Ağlatıyorlar mı seni? Tamam. Evet, ver bakalım. Abidin. Çalmadık oğlum oğluna. İki pış pışlayacağız. Rahat ol. Ver oğlum, ver. Kendi öz babası olsa bu kadar sevmezmiş. Ne evlat sevgisi varmış. Bre! Versene sen şu çocuğu bana. Aa. İyi akşamlar. Hayırdır Memru Hanım? Yeter aslan. Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Namık Emirhan'ı öldürmeye teşebbüste. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Aman Allah'ım. Ay başımıza bu da mı gelecek de ne oluyor? Yok canım, bir yanlış anlaşılma vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Bir saniye, bir saniye. Namık Emirhan benim. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Bilmiyorum efendim. Savcı Bey'in talimatı bize iletildi. Bildiğim bu. Anladım. Gidelim Yeter Hanım. Anne, anneciğim. Korkma, tamam mı? Tamam, tamam, halledeceğiz. Dur, sakin ol önce. Allah Allah. Nasıl iş bu, ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Kim şikayet etmiş? Sana ne be? Sana ne? Tamam. Ne dedik kızım? Ne dedik ya, Allah Allah? Bunlar da analı kızlı manyak ha. Korkulur sizden. Annem doğru söylüyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Allah, tamam. Kapı terini, tamam mı? Gülsüm, tamam. Allah'ın cezası. Allah Allah. Allah Allah. Ya gerçekten doğruymuş ha. Neymiş ha? Ölmüş eşek kurttan korkmazmış Cüneyt. Buradaki ölmüş eşek sen oluyorsun. Anladın değil mi onu? He. Ve sen ölüme çok yakın duruyorsun Cüneyt. Seni niye öldürmüyorum biliyor musun? Gözler yalan söylemezdi ondan Cüneyt. İt gibi korktuğunu gözlerinde görüyorum. Bunu seyretmek daha keyifli. Yoksa seni vursam ne olacak ki? He? İki dakikalık zevk. Anladın değil mi? Ama var ya... Bak, bir daha Necdet'e dokunursan... Senin o elini var ya... Anladın sen onu. Sen onu anladın Cüneyt. Gülsüm. Alo. Abi, annemi götürdüler. Dur, sakin ol. Ne demek götürdüler? Nereye? Ya polisler geldi işte. Bir şikayet varmış, bir şey söylediler. Biri ifade vermiş, götürdüler işte. Ya abi, ben sana söyledim, bir şey yap. Ne olursun. Tamam, sen kapat. Arayacağım ben seni. Telaşlanma. Alo Hakan. Savcı Yiğit Aslan ben. Namık Emirhan davasında.
Yeter aslana gözaltı kararı vermişsin, doğru mu? Kimmiş? Tamam, anlaşıldı, sağ ol. Suna. Heh. Emniyete gidiyorum ben. Niye, ne oldu? Yeter Hanım'ı karakola almışlar. Ne? Annemi karakola mı almışlar? Yiğit. Filda. Ya ne bu başımıza gelenler? Hiçbir şey olmayacak. Bu bir saçmalık, kesinlikle bir yanlışlık var. Kullan dedim. İşe yaradı mı oğlum? Davaya bakan savcı... savcıyla konuştum. Görgü tanığı var dedi. Herkes görür oğlum. Görmek istediğini. İstinad edilen suç... çok ağır. Öldürmeye kasıt. Cezası ne kadar? 5 yıl. 10. 15. Yani davanın seyri, toplanacak olan deliller, ifadeler... Bana kitap gibi konuşma oğlum. Anlamam ben. Anlamak da istemem. Namık Emirhan'ı siz mi vurdunuz? Namık Emirhan'ı ben mi vurdum? Yiğit. Özgür'ü kurtarmak için gelip Namık Emirhan'ın elini öptün ya. Nasıl gururun kırıldı. Nasıl çaresiz hissettin kendini. Nasıl hepimizin içini parçalayan laflar ettin, hatırlıyor musun? Neden peki? Evladını kurtarmak için. Bir sefer, sen o eli bir sefer öptün. Ben 30 yıl boyunca her gün günde 10'ar defa öptüm de kimse görmedi. Aynı sebepten, evlatlarım için. Soruma cevap ver. Neden? Neden soruyorsun? Dedin ya, bu davanın savcısı başkaymış. Sen neden soruyorsun? Neden gecenin bir yarısı koşup geldin buraya? Çağır meslektaşını. Onunla konuşacağım ben. Ya da... neden geldiğini söyle. Ben de vurup vurmadığımı söyleyeyim. Hadi oğlum. Hadi. Neden gecenin bir yarısı koşup buraya geldin ha? Ana demediğin, yüzüne bile bakmadığın, siz diye hitap ettiğin bir kadın için mi? Kim ki o kadın? Kim ki? Neden geldin ha? Bolu'dan hiç dönmeyecektik. Gelmeyecektik. Gelmeyecektik de ne yapacaktık Yiğit? Ha? Gencecik, dul kalmış bir kadın. Çocuklarından biri 12 yaşında ıslah evine düşmüş. Kalan ikisiyle bir başına kalmış bir kadın ne yapabilirdim? Genç ve dul bir kadın olmak büyük suçtur. Sen de biliyorsun değil mi? Cezası da çok büyük. Ama oğlum, senin okuduğun kanun kitaplarında yazmaz bu. Ne suç olduğu yazar,
ne de cezasının ağır olduğu. Gelmeyecektik. Gelmeyecektik ha? Ne yapacaktık? Hadi onu da söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir yolunu bulurduk. Biz yolumuzu da izimizi de kaybetmiştik Yiğit. Sen dinlemiyor musun beni? Genç bir kadın diyorum. Dul kalmış. Tahsil yok. Para yok. Başımızı soktuğumuz evden başka hiçbir şey yok. Baban öldüğünde o ahlanıp ahlananlar var ya. Necdet abinin bizde hakkı büyük. Neye ihtiyacınız olursa biz hallederiz diyenler var ya. Onlar daha babanın kırkı çıkmadan ortadan kayboldular. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama söyleyince... Sen ne biçim kadınsın diyeceksin. Ne kadar duygusuz. Hain. Sen babamı hiç sevmedin mi diyeceksin. Sana itiraf ediyorum oğlum. Baban öldüğünde... Onun öldüğünü duyduğum an... O an... Kocamı kaybettiğimi düşünmedim. 3 çocukla ben şimdi yapayalnız ne yapacağım diye düşündüm. Ne kadar haince değil mi? Ne kadar gurursuzca. Evet. Evet, senin annen bir hain. Senin annen bir gurursuz. Bunun için mi geldin? Ha? Bunun için mi yüzüme bakmıyorsun? Cevap ver. Bunun için bir anne demiyorsun ha? Bunun için bir anne demiyorsun. Helal olsun sana Yiğit. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.